Şimdi siz çalıştığınız bir yerde yanlış bir iş yapsanız, önce sizin için bir yazı yazılır. Savunmanız istenir, değil mi? Kendinizi savunursunuz. Savunduktan sonra sizinle ilgili karar verilir. O karar da yazıya geçer. Ondan sonra uygulanır. Öyle değil mi? Bu Allah'ın kanunudur. İnsanların içinde olan işte fıtrat, din, doğallık diyoruz ya, işte bu. Siz bir şey yaparsınız. Yani yapmaya niyet edersiniz. Allahü Teala o konuda onayını verdiği zaman yazıya da geçer. Ondan sonra o işi yapabilirsiniz. Hatta bir ağaçtan bir yaprak düşecek olsa o da yazıya geçmeden düşmez. Allah'ın kayda geçmeyen hiçbir işi yoktur. Onun için Allahü Teala Adem Aleyhisselam'a bilgileri yazıyla öğretmiştir. İnsanoğlu bu dünyaya yazı yazarak başlamıştır. Yazı son derece mühimdir. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala: "Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebraaha." Yeryüzünde ya da kendi içinizde herhangi bir şey olmaz ki biz onu ayrı bir varlık yaratmadan önce bir yere kaydetmiş olmayalım. Şimdi beri'e ayrı bir varlık olarak yaratmak demektir. Ne olursa olsun bir yaprağın düşmesi, işte benim şu kolumu kaldırmam, indirmem, konuşmam, hepsi kayda geçmeden olmaz. Önce kayda geçer, sonra Allah onu yaratır. Onun için Allah'ın yaratmadığı hiçbir şeyi bizim yapmamız mümkün değildir. Ama yaratması da tamamen bize bağlıdır. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum, yeryüzünde ya da kendi nefsinizde herhangi bir şey olmaz ki. Yani bende herhangi bir şey oluşmaz ki onu kayda geçmeden, yani ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce kayda geçmiş olmayalım. Şimdi siz dersiniz ki ya bu kadar çok şey kayda olur mu? Bir anda hesap edemeyeceğimiz sayıda olay oluyor. Yeryüzünde her şey, yaprağın düşmesi bile kayda geçtiğine göre bizim bildiğimiz sayıların yetmesi mümkün değil bir anlık olayları şey yapmak için. Bu kadar çok kayıt nasıl oluyor? İnne zâlike alallâhi yesîr. Bu Allah'a kolaydır. Bu Cenab-ı Hakk'a çok kolaydır. Zor değil ki. Şimdi bu ayete şu şekilde bir anlam verirler. Hani kadercilik, bugün yaptığımız konuşmada da size anlatmıştım. Kur'an-ı Kerim'deki bir kadercilik anlayışı şeylerden sonra, Emevilerden sonra İslam alemine girmiştir. Kader inanç haline getirilmiştir. Hatta size imanın şartı kaçtır diye sorana altıdır dersiniz, birisi de kader olarak sayarsınız. Kaderi inanç haline getirmek için de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin hemen hemen tamamına yakınının anlamını değiştirmek gerekmiştir. Onlardan bir tanesi de bu. Hani her şeyin yaratılmadan yazılmış olması gerekiyor Levh-i Mahfuz'da. Ayet bu. Şöyle mana veriyorlar: "Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabin min qabli en nebraaha." Buradaki nebraaha'daki ha zamiri ni enfus kelimesine ya da art kelimesine gönderiyorlar. Arapça bilenler için söylüyorum.
Diyor ki yeryüzünü veya sizleri yaratmadan önce mutlaka bir kitaba kayıtlıdır diyor. Başınıza gelen her olay yeryüzünü yaratmadan önce bir yere kaydedilmiştir deniyor. Ya da başınıza gelen her olay sizi yaratmadan önce bir yere kaydedilmiştir. Arapça bakımından bu ayete böyle bir mana verme imkan ve ihtimali yoktur. Ama kader inancı şey yaptığı için bana geçen de mektup gönderen bir arkadaşım bu ayeti yazmış. Kendini tasdik eden bir tek ayet yok. Bu ayete bu yanlış anlamı vererek her şey insanlar ya da yeryüzü yaratılmadan önce yazılıydı. Kıyamete kadar yapacağınız ne varsa hepsi yazılı. Demiştir. Şimdi Araf suresinin 156. ayetinde 7. sure 156. ayet. Cenab-ı Hak şöyle diyor. Dua ettiriyor. Bakın ben açayım o da 7 156. Yok tamam açtılar. Musa Aleyhisselam'la ilgili bu. Vehtare Musa kavmehu 70 raculen limikatine. Musa tayin ettiğimiz vakit için, belirlediğimiz vakit için 70 kişi seçti. Felemma akhadathumur rajfetu kâle rabbi. Hani şeyde olayı hatırlayın. Musa Aleyhisselam Sina Dağı'na çıkmıştı. 40 günlüğüne orada kalmış. Dönüşte ne olmuştu? O oradayken buzağa tapmışlardı değil mi? Hatta döndüğünde işte bu ayetin yukarısında hadi şöyle mealden okuyayım da ayetin metninden okuyunca çok zaman alıyor. Musa Tur Dağı'ndan onların yaptıklarından dolayı kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce bana ardımdan ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine sabretmeden acele mi ettiniz dedi. Peki bu olaylar insanlar yaratılmadan ya da yeryüzü yaratılmadan bir kitap bir şeye kayıtlıysa bu insanların bu işi yapmaktan başka çareleri var mı? Var mı? Yok. Musa Aleyhisselam bunu bilmiyor mu ki bu insanları bundan dolayı hırpalıyor? Bizdeki kader anlayışı öyle bir anlayıştır ki Cenab-ı Hak da bilmez onu, haşa. Resulullah da bilmez, Allah'ın hiçbir nebisi de bilmez. Ayete yanlış anlam verilerek işte bak bunu buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bakın çok dikkatle. Ve en başta ne dedik? Din fıtrattır. Sizin içinize yatmıyorsa, kafanıza yatmıyorsa orada mutlaka bir şey var. Mutlaka bir şey vardır. Evet, Tevrat levhalarını bıraktı ve kardeşinin başından tutup onu kendine doğru çekmeye başladı Harun Aleyhisselam'a. Kardeşi de, ey anamın oğlu, doğrusu bu kavim beni hırpaladı ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık düşmanları bana güldürme, beni bu zalimler güruhuyla beraber tutma dedi. Engel olamadım dedi. Araf 150 idi, bu şimdi 151 okuyoruz. Rabbim, bana ve kardeşime mağfiret eyle, bizi rahmetine koy. Çünkü sen merhametlerin en merhametlisisin. Dua ediyor. Eskiden yazılıp bittiyse bu duanın ne anlamı var?
Allah'ın bilgisi değişecek mi? Yazdığını mı değiştirecek? Musa, evet, şüphesiz ki o ayet okumuştum. Şüphesiz ki buzağı ilah edinenlere yakında Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet erişecektir. İşte iftira edenleri böyle cezalandırırız. Onlar da iftira ettikleri için bu cezayı alıyorlar. Ezelden yazılsaydı bu adamlara ceza vermek zulüm olurdu, değil mi? Kötülükleri yapıp da sonra ardından tevbe edip iman edenler ise muhakkak ki Rabbin bunun ardından elbette gafur ve rahimdir. Merhametlidir. Nihayet Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Musa'nın öfkelenmesine gerek olmazdı eğer ezelden yazılsaydı. Onların bir nüshasında ise Rablerinden korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardı. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte, tayin ettiğimiz yere gelip af dilemeleri için, bu parantez içinde ama başka ayetlerde olduğundan dolayı parantezi okudum. Kavminden 70 adam seçti. Onları da o şiddetli sarsıntı yakalayınca gittiler, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. O zaman Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Bundan sonrasını okumayacağım çünkü verilen anlamın doğru olması mümkün değil bu şae fiilinden dolayı. Bunu ayetten okuyacağım. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاهَ Sarsıntı olunca ya Rabbi emretseydin daha önce bu insanları da beni de helak ederdin. Diyor. اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا İçimizden bir kısım beyinsizlerin yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksin? تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي بِهَا مَنْ تَشَاءُ Bu tür imtihanlarla sen kendi kuralına koyduğun kuralına göre o kurala uygun olan, dalalete uygun olanı sapık sayarsın, hidayete uygun olanı da yoluna getirirsin. Yani koyduğun kurala göre yaparsın. اَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ Bizim velimiz sensin. Yani sen bize her şeyden daha yakınsın. Öyleyse bizi bağışla, merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Evet, yine ezelden yazılma söz konusu olsaydı bu sözlerin hiçbir anlamı olmazdı. Sonra asıl konu şu. Musa Aleyhisselam şunu diyor. وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ Ya Rabbi bu dünyada bize bir güzellik yaz. Ezelden yazılmışsa yaz demenin anlamı var mı? Var mı? Yaz demenin ne anlamı var? Ve fil ahire, ahirette de güzellik yaz. İnna hudna ileyk, çünkü biz sana yöneldik. Allah ne cevap veriyor? Kale azabi usibu bihi men eşa. Azabım koyduğum kanuna göre o azabı veririm diyor. Ve rahmeti vesiat kulle şeyin. Ama merhametim her şeyi kuşatmıştır. Fese ektubuha. Yazacağım. Bu Allah'ın sözü bak. Yazacağım. Rahmetimi yazacağım diyor. Lillezine yettekun. Kendini koruyanlara yazacağım diyor. Takva sahiplerine yazacağım. Ve yutune zekâ, zekâtı verenlere وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Şimdi demek ki eğer yazı olup bittiyse ne Musa Aleyhisselam'ın bu duasının bir anlamı var değil mi? Ne de Allah-u Teala'nın yazacağım sözünün bir anlamı olur. Öyleyse lütfen şu işi görüyor musunuz? Bakın. Eminim ki sizin kafanızı en çok meşgul eden olaylardan bir tanesi budur. Şimdi ayetin manası yeryüzünde ve kendinizde olan her şey
onu ayrı bir varlık olarak yaratmamızdan önce mutlaka bir kitaba kaydolunur. Yeryüzünde ve kendinizde olan her şey. Sadece insanda değil, yeryüzünde işte yaprağın düşmesi dahil. Olay olma, o olayı ayrı bir varlık olarak yaratmadan mutlaka bir yere kaydedilir. Bir kitaba kaydedilir. Olayı yaratmadan önce kaydediliyor, kaydediyor. Ayrı bir varlık haline getirmeden önce kaydediyor. Yani önce kayda geçiyor, sonra o. Ne kadar önce? Onu Allah bilir tabii. Ama bir olayın başımıza gelmesinin sebebi bizim davranışımız olduğunu söylemedim Allah. Ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik dedi. Başına gelen kötülüğün sebebi sensin. Önce ben o kötülüğün sebebi olacağım. Sonra Allah-u Teala onay verecek. O kötülüğün başıma gelmesi için. Sonra yaratmadan önce de yazdıracak. Sonra yaratacak. Sebebi bensem, o zaman ben ona sebep olmadan önce yazılması mümkün mü? Yani ayet öyle söylüyor. İşte burada da diyor ki Allah-u Teala مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Yeryüzünde ve kendinize herhangi bir olay meydana gelmez ki اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْرِ اَنْ نَبْرَاهَا Onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan bir yerde kaydı olmaz. Bu kadar çok nasıl olur? İnne zâlike alellâhi yesir. Allah için kolaydır söyle. Kendiniz gibi düşünmeyin. Bütün kayıtları çok rahat bir şekilde tutar. Şimdi her musibet mutlaka yani iyilik kötülük farkı yok. Mutlaka olmadan önce Allah tarafından yazılır. Yazıldı mı artık geriye dönme imkanı yok. Yazıldı bitti. Ondan dolayı Musa Aleyhisselam diyor ki وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ Ya Rabbi bize güzellik yaz. Yazdı mı bitti. Yazılana kadar tevbe et şunu yap bunu yap tamam.